Evet sevgili arkadaşlar, şu an aslanın olduğu yere doğru ilerliyoruz. Bildiğin demin aslanın gezdiği şu an yerdeyiz ve aslan şurada. Sen hazır olunca hazır de ben açarım. Başımı belaya sokacaksın sen. Yok bir şey olmaz abi, dur. Vallahi biraz abicim önce... hiç kimseyi sokmadım, ilk defa seni sokuyorum buraya, yani normalde girmek. Ala Türkiye farkı olsun. Ala Türkiye farkı olsun. Açıyorum. Aç abi. Ya birden atlayacak, beni duvara vuracak, ben ondan korkuyorum. Vurduğu zaman ayağıyla gerçekten çok şiddetli bir vuruş sergiliyor. Bak bana sürtün. Tamam paşa, tamam. Biraz daha sıksa yemin ediyorum boynum kırılacak, abartmıyorum. Sana yemin ediyorum kalbimin atışını, şu elini getir. Bak. Ama nasıl vurdu şeye. Arkadaşlar hayatımda bir ayıya ilk kez bu kadar yaklaşıyorum, şu kadar. Size timsah besleteceğiz. Timsah terbiyecisi Harun Köybaşı bu işi nasıl hallediyor izleyin abi. Tedirgin olma. Uzak. Yukarı çıksın Ersen. Son yere gelmezler değil mi abi? Kaç. Anam satayım. Hayvanın boyu ayağa kalksa şuraya geliyor abi, değil mi? Daha evet, fazla. Tamam. Şimdi sana bir sürprizim daha olacak. Sana piton vereceğim. Dev pitonu senin eline vereceğim. Çünkü... Abi bunu ben almayayım ya. Gel. Erhan abi bunu ben almayayım ya. Ağrım boynum tutulmuş durumda. Yemin ediyorum kırılacak gibi şu anda. Bak biraz daha sıksın. Bilerek mi yapıyorsun şu an? Yok vallahi yemin ediyorum bilerek yapmıyorum ya. İşte burası bozayların oynadığı o lastik, buraya oturuyorlar. Herhalde bunlar da ısırma falan da öyle yok değil mi? Isırır. Hatta bu Ben Fero'nun Demet Akalın klibindeki oynayan kaplan. Hayatımda ilk kez kucağıma bir ayı aldım. Vallahi ısırırsa bittim ben, yemin ediyorum. Ben yemiyor ama. Yok onu bir şey olarak. Abi acayip gıdıklıyor ya. Oh. Nane. Geçen bizim kameraya çok güzel bir tane vurdu kafayı şöyle burnunun ucuyla. Dur lan. Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan selamlar. Ala Türkiye ekibi olarak bugün Antalya Discovery Park'tayız. Bugün bize burada eşlik edecek olan Erhan abimiz var. Erhan abi içeriye doğru şöyle ilerlemek istiyorum. Şimdi istersen aslanların, kaplanların, yırtıcıların beslenme saati geldi. O kısma geçelim. Hemen onları bekletmeyelim. Burada papağanlarımız var iki tane. Merhaba. Merhaba. Merhaba tamam. Tamam merhaba. Burada kendi yavrularınızı da büyütüyorsunuz yer yer. Hatta kaplan yavrusunu bile, değil mi? Evet, kendimiz büyütüp besliyoruz. Ya normalde buraya sokmuyorum kimseyi. Ama gel seni sokalım. Evet sevgili arkadaşlar, şu an aslanın olduğu yere doğru ilerliyoruz. Açıyor. Ana! Lan daha demin aslan burada geziyordu sana. Bildiğin demin aslanın gezdiği şu an yerdeyiz ve aslan şurada. Şuradan görebiliyor muyuz? Aslan evet burada. Eminiz değil mi kapalı olduğuna? Kapalı aynen. Aman abi açma. Ananı satayım. Abi açılmaz değil mi? Açılmaz. Allah aşkına açmayın her sakın. Bu kapı otomatik olarak mı kapanıyor? Otomatik aç, yani elimizle bizim kendi gücümüzle açılır, kendi gücümüzle kapanır. Ananı satayım. Tamam paşa tamam. Korktum lan. Allah korktum paşa. Bak. Paşa bir gel bakayım buraya. Paşa. Şuradan da bakabilirsin. Paşa. Benim ayağım boşaldı yemin ediyorum vurunca şeye. Oradan bakacağım. Oradan da orada gel sen. Yemin ediyorum. Gel göstereyim oradan. Sonu. Gel paşa oğlum. Paşa. Al buraya gel. Bak bana sürtünüyor, görüyor musun? Paşa gel oğlum. Lan. Gel oğlum. Abi öyle bir geliyor ki. Gel oğlum. Paşa bana sürtünüyor bak. Bak. Bana ne yapıyor bak. Sana yemin ediyorum kalbimin atışını şöyle tahmin edemezsin yani. Şu elini bir getir. Bak. Ama nasıl vurdu? Nasıl vurdu şeye? Acayip. Buraya, sen varsın diye şey yapmıyor şimdi değil mi burada? Bak bana sürtünüyor. Geliyor hani kedi sürtünür ya. Bak. Abi ama sonu. Şimdi daha yani. Çok kötü ya. Evet sevgili arkadaşlar, böyle etini vereceğiz aslanın, şuraya koyup bir an önce kaçmak istiyorum. Abi gerisi sizde. Sen hazır olunca hazır de ben açarım. Açıyorum. Aç abi. Çık.
kedimizin etini verdik. Küçük kedimiz şu an etini yiyor. Bak 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 Soner bak. Bak nasıl yiyor bak. Bizi görünce nasıl durdu. Bir dakika bu yüz ifadesini çekmek istiyorum bak. Al başımı belaya sokacaksın sen benim. Yok yok bir şey olmaz abi dur. Ayıların yanına doğru geçiyoruz. Abi giriyoruz. Buyur gel. Onlar pencereden çıkmışlar bakıyorlar buradan bak gel. Ha penceredeler mi? Aynen. Aa. En tehlikeli olan şeylerinden değil mi? Evet. Alatürkiye ayrıcalığıyla şuraya girebilmek gerçekten çok çok değişik bir hissiyat, çok değişik bir duygu. Vallahi biraz abicim önce... hiç kimseyi sokmadım. İlk defa seni sokuyorum buraya. Yani normalde girmek yasak. Abi teşekkür ederim. Alatürkiye farkı olsun. Alatürkiye farkı olsun. Senin için açtım yani. Yoksa an... hayatta sokmam yani. Hatta gitti. Şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar burası bozayların oynadığı o lastik buraya oturuyorlar. Bakayım. Şu an içerideler. Pencereden bize bakıyorlar arkadaşlar. Buraya etlerini bırakmak için içeriye girdik. Bozayların olduğu yere. Gerçekten insan heyecanlanıyor. Çok böyle elim ayağım titriyor yani bir nebze. Abi o zaman ayıları daha fazla bekletmeyelim. Onları da etleriyle buluşturalım. Onları da etleriyle buluşturalım evet. Bunlar ses çıkartıyor mu? Bağırıyor mu? Onların da değişik bir kendine öz sesleri var ama çok böyle ses yapan hayvanlar değiller. Herhalde onlar da ısırma falan da öyle yok değil mi? Isırır. Hem de çok bir ısırır yani. Oğlum küçük, demin yavrusu bak. Elini ya. Göstereyim bakalım. Şu yavru ayı ısırdı şurayı böyle. Evet. Yani tuttu yiyecekmiş gibi tuttu abi. Arkadaşlar hayatımda bir ayıya ilk kez bu kadar yaklaşıyorum şu kadar. İlk kez bir ayı elimi kokluyor. Yani normalde doğada bununla karşılaşsam ben... Doğada tabii daha agresif elim olabilirler. Ayağım, elim ayağım boşalır, yere yığılırım herhalde heyecandan, korkudan. Ama şu an aramızda bir metre bile yok. Hemen duvarın öbür tarafında biz de onların alanındayız. Bence daha fazla risk oluşturmadan buradan kaçalım abi. Arkadaşlar biraz önce önlerine koyduğumuz etleri şu an yiyorlar. Önlerine etleri bizzat ayıların kafeslerine, alanlarına girip koyduk. Burada neyimiz var abi? Kaplan. Burada kaplan var. Şaplan. Kaç yaşında abi? 3 yaşına girdi şu anda. Ama sizin elinizde büyüyen bir kaplan. Aynen. Hatta bildiğim kadarıyla biberonla bile beslenmiş bir aynen. Kaplan küçük değil mi? Aynen küçükken beri. Hatta bu şeyin Benfero'nun Demet Akalın klibinde oynayan kaplan. Doğuştan artist bu. Peki abi şey soracağım. Şimdi kedigillerden mi diyorsunuz? Bu aslandan daha çok kediye çok benziyor. Kaplan birebir kedinin büyüğü bence. Şöyle yani yavruluğundan çok küçük yaşından beri sizin elinizde büyüdü. Evet. Şu an hali hazırda iyi anlaşabiliyor musunuz? Aslında eti salman önce ilk başta şurada şey yapsaydık böyle bize gelişe bize ilgilenişini görürdük. Ama şimdi birinci öncelik etle ilgilenecek. Tabii şu an karnını doyurması gerektiği için. Benfero'nun Demet Akalın klibinde oynayan kaplanın yanına gidiyoruz şu an. Tabii böyle detaylı burada bir şey var mı abi? Ha, temizlik vaktiymiş. Aman oha. Sonu. Oha. Sonu. Oğlum gel. Yavrum bakalım. Sonu oha. Gel. Ben de sevebilir miyim abi? Sevdirir mi yoksa kapar mı? Sevdirir yani. Yani gene dikkat etmek lazım da. Aslında ne kadar büyük ya. Gel. Riki gel buraya. Bunlarınki biraz daha kedimsi yani. Ya şu an kedimsi dediğin hayvanın boyu ayağa kalksa şuraya geliyor abi değil mi? Daha fazla. Riki. Buradan da yakın temas yapabilirsiniz. Öyle mi? Yemekleri verileceği zaman buradan kafesli bir şey bir sistem var böyle. Onu kaldırıyorlar. İçeri giriyor. Hayvan içeri girince hem kendi alanının temizliği yapılıyor. Yemi bırakılıyor yemeği. Ardından da yine buradan şu görmüş olduğunuz ip şurası. Makara geldi. Makarayı çevirerek şu karşıda gördüğünüz kapağı açıyorlar. Karşı taraftaki ve hayvan oradan çıkıyor. Burası sadece tamam, geçici bir... Güvenlik amaçlı. Evet güvenlik amaçlı bir yer burası. Ama çok sevdiriyor kendine. Evet bu insan gibi işte de. Bu ama hani kedi beslersin bile oynarken seni çizer ya. Bu da yani çizer seni de yırtar yani. Bunun boyunu hiç hesapladınız mı? Ayağa kalktığında yaklaşık 4 metreye yaklaştı bence. Yani evet ayağa kalk belki 4 metre değilse de 3 metre rahat vardır. Yani 4 metreye yakındır var bence. Var mıdır 4 metre? Aynen çünkü bayağı...
uzun sallı ayak aklı. Sallı çok uzun aynen. Aynen. Boyu da yani şey boy yerden yüksekliği de çok fazla. Aynen. Şimdi ya en az 1.20 falan var yani yüksekliği gerçekten. Gerçekten çok değişik bir duygu bu hayvanlarla bu kadar böyle yakın olabilmek bu kadar. Ricky gel buraya. Çirkinleşme. Çirkinleşme. Bak bak bak. Bak nasıl çirkinleşti. Ricky gel buraya. Gel ama beni sıçırtma. Yavaş. Çok güzel bir hayvan. Ve sen gerçekten bunun bebekliğini biliyorsun ha. Aynen. Küçücüktü. Ne boydaydı bu? Ya şu boyda filandı. Şöyle filan geldi. Çok bunda yerde yuvarlanmışlığın var mı abi? Bir yaşa geldikten sonra oynarken de zarar verebiliyor. Yani, İstemsizce değil yani mi? Yani onu çok sıkıştıramıyorsun. Çok bir de bunlar köpekler gibi şey de değiller. Hani böyle daha minnetsiz hayvanlar kediler. Benim gördüğüm o abi. Bunda da o duygu vardır değil mi ya mesela? Oyuncu, çok oyuncu duygusu var. Yani sürekli böyle atlar üstüne çizer, şey yapar. Yani oyun amaçlı. Ya şimdi akıllı bir hayvan yani. Yavruken oyun amaçlı sürüyordu ama çok çeneleri de yani. Yani canını yakıyor adamın yani. Soner'in geçen hafta Tarsus'ta sırtlan tarafından ısırılması gibi. İçeri girebiliyor muyuz Yılmaz abi? Korkunuzu belli etmeyin ama. Efendim? Korkunuzu belli etmeyin. Oy 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 sen tam sevmeliksin. Seko? Seko? Ana bu sırtlan bildiğin sırtlan var şu an yanımızda. Biraz ısırmaya niyetleniyor birazcık. Dur dur ısırma. Soner de sırtlan, o sırtlan da bebekliğinden beri biberonla beslemişler yani. O da öyle bir hayvandı ama. Yoksa sırtlanın sırması yani ölümcül sonuçlarına da kattık. Evet. Çünkü çenesi en güçlü hayvan diyebiliyorum. Sırf yani oyun oynamak için böyle geliyor, sen de şey yapıyorsun, şuradan kıtlıyor hemen. Oyun oynarken tabii kötü bir niyeti yok ama. Burayı açsak çıkar buradan değil mi? Tamam. Gel. Oğlum. Oğlum muhteşem bir şey lan. Gel. Ana lan vallahi sevdim. Kaplan sevdim lan. Kaplan sevdim lan. Isırmaz değil mi? Burada şeyi anlatayım. Hani az önce elimizi versek ne yaparız? Yakalasa ne yapar? Değil mi? Aynen. Çekersin diye kutu kesin koptu. Yani tabii canım bir yani, kıtlamasına bakar. Kesin kopardı da alır. Çünkü şurada hani dışarıda hortumlar var ya bizim bahçe suladığı. Bahçe hortumunu buraya gelen bir arkadaşın bir tanesi merak ediyor bunu. Kedi gibi şöyle tutmak zannediyor. Tutabileceğini zannediyor. Uzatıyor ya hortumu. Hortumu yakaladığında tabii bu zannediyor ki şey hortumun aldığı bir hepsini alıyor. Çocuğu da alacak içeriye de çocuklar bırakınca kurtuluyor. Bir hortumunu tutsan hortum sen ondan güçlü değilsin yani. O hortumu senden alır yani. Tabii. O yani, senden alır evet. Hortumu. Yani düşün yani elini yakalasa elini çekemezsin. Elini alır yani. Her şeyi alır yani. Rick al. Al. Al oğlum. Al. Şşt. Orayı. Sabır. Ben açabilir miyim ne? Abi şeyi? Açarsın ama bence git onu seyret. Yani o kısmı kaçırma yani. He. Ben gidip şimdi alırım. Buradayken o direkt çıkar hemen şey yapar atlayabilir yani. Hemen alabilir. Kaçırma yani. Evet. Şimdi. Ben daha önce çok yaptırttım. Kendimi izledim yani. Size. Şimdi. Arkadaşlar şimdi sıra geldi. Kaplanın da içeriye yemeğini bıraktık. Kaç kilo et koyduk içeriye? Yani bir, yaklaşık 5 kilo yakın bir kırmızı et bir bacak var değil mi böyle? Bir bacak koyduk. Bir bacak yukarıya kırmızı et astık. Zıplayıp da alsın diye şöyle o fizik yapısını, boyunu, endamını görmek için. Şimdi yemeğini, günlük öğünü onu evet, zıplayacak ve yukarıdan alacak. Alacak. Göremedi. Gördü mü? Aldım kokuyu. Gördü mü? Evet, boyun endamını merak ediyorduk. Tek seferde aldı harbiden. Aynı zamanda şeye de değindik biraz önce. Buradan Çerkez Cengiz'e de selam olsun bolca. Şu yan taraftaki ayıların yavrusu şu an Cengiz abinin rehabilitasyon merkezinde de aynen, bakılıyor. Aynen. İki tane hatta geçtiğimiz günlerde Instagram'da da paylaşmıştı. Şakir'le Rıfkı isimleri. Şakir'le Rıfkı evet. İsimlerini de biz koymuştuk. Üç Kuruş'ta da oynadılar evet. Üç Kuruş dizi mi? Diziye ben, de girdi. Evet. Aynen. Dizide de oynadı. Oynadılar. Şimdi de Cengiz abinin evde. Evde orada. O, Cengiz abi de aynı bizim gibi hayvansever bir abimiz. Evet. Çok sağ olsun o da iyi bakar hayvanlara. Gözümüz arkada değil iyi bakıyor verdi.
geldiğimiz aylarda. Tabii abi. Yani. Birçok insan öyle beslenmiyordur yani. Birçok insana öyle bakılmıyordur. Gerçekten ciddi anlamda o hayvanların rehabilite edilmesi için de ciddi emek harcıyor. Bunları Cengiz abiye de sormak istiyoruz. En kısa zamanda Çerkes Cengiz'le bir video yapmak dileğiyle videomuza devam ediyoruz. Şöyle geçelim. Şimdi burada... Burada da aslanlar var. Bunlar burada bir dişi bir erkek var değil mi aslan? Evet, bir dişi bir erkek. Bunları da görebilir miyiz içeriden? Sadece bir tane erkek aslanı çekmiştik. Şimdi bir dişi... Geçiyorum abi. Şimdi bir dişi bir erkek var burada. Şu tarafa... Evet, aslanlar orada. Ha, buradan görebiliyoruz değil mi? Evet. Diğer tarafta... Bükükler mi yine? Ansızın. Dişi aslan yapabiliyor. Aa, burada. Sonra. Kapının dibinde. Ya birden atlayacak, beni duvara vuracak. Ben ondan korkuyorum. Bu abi, bu beyaz aslanımız bizim değil mi? Evet. Ne demiştin aslanın cinsine? Albino beyaz aslan bu. Şey, kaç yaşında bu abi? Bu da 3 yaşında. Afrika aslanıdır bu da. Ya oğlum ne puflayıp gidiyorsun ya? Adamın aklını alıyor birden yaptığı zaman. Vallahi abi ama ya öyle bir ciğer var ki hayvanlarda. Bir kükrediği zaman, bir bağırdığı zaman siz alıştınız herhalde, artık korkmuyorsunuz, sıçramıyorsunuz da. Tabii ki yani biz bir müddet artık ilk başlarda... İsimleri ne bunların abi? Dişi aslanınki Nagi, erkek aslanınki Alex. Alex! 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 Uf, surata bak. Alex! Ya oğlum. Aynen dur. Sonra sen o tarafa geç. Gelin de bir boğuşak. Gel de boğuşak gel. Gel. Abi bir tane de fotoğraf çekeyim. Lan abi. Ya oğlum ya. Abi buradan asılırım ki. Açtırtmam, asılırım buradan. Aç abi, aç. Hayır lan dur, şakası yok o işin. Aç abi. Abi dur aman, yemeği bizle yemesinler. Bir fotoğraf çekeceğim bir tane de. Evet, etlerini de yine buraya şöyle bırakıyoruz sevgili arkadaşlar. Afiyetle yesinler diye. Tam bir dakika sonra devasa iki tane aslan burada gezecek. Bu aslan mevzusu... Yok abi yani... Söylenecek söz yok yani. Gerçekten muhteşem hayvanlar. Biz içinde olduğumuz için bize çok normal, standart geliyor. Ama tabii ilk de ben buraya aslanların içine girdiğim zaman ilk aynı duyguları ben de yaşamıştım. Abi yani. Bir kükremesi var ya. Yok böyle bir şey ya. Burada abi bu köpek cinslerinin adı neydi? Bu hangi cinsti bunlar? Burada iki cins var. Chihuahua ile Jack Russell Terrier'ler var. Bu çok küçük ırk köpeğe, yani müşterilerin çok ilgisini çekiyor. Yani çok seviyorlar. Ben bunların burada üretimlerini yapıyorum. Kendim aynı zamanda üretip isteyenlere satış da yapıyoruz. Cinslerimiz hep orijinal. Bunlar da bizim kendimizin ufak. Evet, bunlar da çok güzel. Şunlar Jack Russell'lar değil mi? Jack Russell. Beyaz olanlar Jack Russell olanlar. Peki Jack Russell'lar bir tık daha boyları büyük mi oluyordu? Bunlar bunlar en küçük minyatür olanları. Minyatür olanları. Bir dik kulak cinsi var orada. Bir tane de normal kırık kulak cinsi var. İkisi de şey. İri cinsleri de var. Arka tarafta benim ekstra kafeslerim de var. Bu Jack Russell'lara av köpeği diyebilir miyiz? Kesinlikle denebilir. Yani çok inanılmaz avcılar. Tavşan, kedi, fare, bunlara karşı çok ilgileri var. Yani yurt dışında zaten bunları böyle çiftliklerde fare yakalamaları için besliyor. Özellikle fare avcısı bunlar. Fare avcısı aynen. Size timsah besleteceğiz. Harbi mi? Evet, timsah beslemesi yapacağız. Küçük. Sakata gelmiyor abi. Biraz tabii ki aç oldukları zaman agresif tavırlar gösteriyor ama onun sistemini ben size göstereceğim. O şekilde el besleme yapacaksınız. Bir de yani Alatürk'e YouTube kanalında biz bu değişik işte yabani hayvanlarıyla bu kadar haşır neşir olma işlerine yeni yeni başladık. Ben çok alışkın da değilim ama heyecanlanıyorum abi. Timsah ne tarafta? Timsahlar içeride. Sırada ne var peki? Teraryumun önünde. Buradan çiftlik hayvanlarımız var. Çiftlik hayvanlara bakarız. Deve kuşları var. Deve var. Deve kuşları zarar veriyor mu abi? Deve kuşları çok tehlikeli hayvanlar. İnanılmaz bir şekilde ayaklarını kurarak insana saldırıyorlar. Birkaç burada yani bakıcılarına zarar veren deve kuşları oldu. Yani vurduğu zaman ayağıyla gerçekten çok şiddetli bir vuruş sergiliyor. 100 kilometre falan yani, yeryüzünde hani ayaklarıyla koşsa 100 kilometre hıza ulaşıyormuş. Aynen. Ya tabii ki bunları bir ovada görmek daha başka olur. Burada aynen. Görmek başka olur. Orada bir lamamız var bir lama tane. Lama var. Yavru devemiz var. Yavru deve var. İçeri girebiliyor muyuz? Yavru deveyi gireriz. Yavru devemizi kendimiz annesi doğurduktan sonra bakmadı. Kendimiz elimizle sütle baktık. Besleme yaparsınız. Teşekkür ederim abi. Buna Cafer diyoruz adına. Cafer gel, havuç ye Cafer. Bırak onu. Onun tadı yok. Gel. Cafer.
Zafer, bunu yemek ister misin? Gel. Gel, al. Yok, biraz tehdit altında hissetti. Tükürür mü? Bunlar çok sıkıştırmadan tükürmüyor bu. Yani direkt ben, ama çok zorda kaldığı size zaman... Size hiç oldu mu? Geldi mi başınıza hiç? Bir kere rahatsızlanmıştı. O zaman ona aşı iğne yapıyorduk. Zorladık o zaman, kıstırdık. Yani o çok zaman, kıstırınca. Kıstırınca o zaman tükürdü yani. Ama yoksa normalde böyle tükürmüyor. O mide asidini tükürüyormuş herhalde, değil mi? Evet, mideden nefes üfürerekten tükürüyor. Yani nefesini ittirerek, nefesle beraber ağzındaki tükmüyü dışarı atıyor. Cafer, şunu al şunu. Cafer. Denemedik ki onu da ama... Cafer. Köpük gibi. Cafer, oğlum havuç var, bırak onu. Al, al, al bunu al. O, yeşillik yemek istedi. Cafer. Ya Cafer lütfen ya. Ne güzel yiyor ya. Biraz da bana ver. Gerçi Cafer küçük, sevimli bir deve. Bir cinsi ekstra bir şey yok. Heh, sevdin mi? Nane. Ha, yemiyor ki, alıyor. Ona serpme geldi. Daha yavru olduğu için arka dişleri çıkmadı mı daha? Çıkmamış olabilir. Ha, önden koparıyor. Ha, arka dişleri var. Ben ön dişlerine zorluyorum, şey yapıyorum da. Al. İlk defa bir deveye bu kadar yakından yaklaşıp böyle seviyorum. Aynı bizim Matilda gibi. Babası bayılır, babası. Babasını bir besleme yapacağım var ya. Ağacı yedi, ağacı. Bak, 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 sonu tipe bak. Şimdi bunların dudakları çok güzel. Bunların ısırığı da çok kötü oluyormuş. Oo, abi. Aynen, biliyorum ben bunları. Aliş. Ot var yönde senin salonu. Aynen. O... Al şunu, al da başka verecek hayvan yok. Aliş. Atıver, atıver. Aliş. Bak şuna da yedirelim, şunu da yiyebilir belki. Gel 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 gel. Bu niye tek boynuz abi? Alageyikler senenin bir yılında, bu zamanlarda boynuzlarını döker ve yerine yeni boynuz çıkarırlar. Allah Allah. Gel. Al. Gel buraya. Şu anda boynuzunun bir tanesini devirmiş, bir tanesini yarın... Bakayım şöyle bir. Ama hakikaten ağır. Evet, boynuz... Boynuz kısmı şey... Çok biraz ürkekler tabii, doğası gereği. Evet. Ve abi devam ediyoruz. Burada minik bir ayıcığımız var. Evet. Bunu elimize alabiliyor muyuz abi? Alalım. Bunu kendi oradaki ürettiğimiz ülkemizin yerli boz ayısının 3 aylık yavrusudur. Erkek. Erhan abi, daha demin bana şeyden bakanların yavrusu var. Evet, evet, evet. Orada böyle aynen. Devasa, yani şunun boyunda böyle ayılar vardı daha demin. Onların yavrusu var. Ha, seni bu mu ısırdı sonra? Şu an ısırıyor mu? Yok, beni şu an emiyor. Emmeye çalışıyor. Kokuya da şey yapıyorlar. Şimdi bunlar bizi sürekli ellediğim için benim kokumu öğreniyor. He. Beni biliyorlar yani. Besleyicisinin bakıcısı olduğumuzu biliyorlar. Anne hani, babasının yanına koyuyor musunuz? Yani yanına aldıktan sonra tekrar yanına bırakmak tehlikeli olur. Ayıramayız oradan. Öldürebilir. Hani böyle emmesi için parmağını falan alıştırabilirsin. Şöyle mesela parmağını verirsin. Ama bu mesela parmak emmek istemiyor. Bakalım. Bu buraydı. Şu an bu yaklaşık herhalde bir 5-6 ay sonra karşısında durulamayacak hale gelecek, değil mi? Aynen. Alabilir miyim abi? Aynı şekilde o da aldığın zaman şey, korkma, onu rahat bırak, ama, kolunu emsin, o bir şeylerle uğraşsın. Ha, o şekilde. Ona izin ver ona. Ne güzel emiyor. Hayatımda ilk kez kucağıma bir ayı aldım. Bak bak. Arabayı bir ısırsa bitti. Vallahi ısırırsa bitti ben, yemin ediyorum. Ama herhalde öyle özellikle ısırmaz değil mi? Şu an emmiyor ama. Yok, onu izin ver. Gıdıklanıyorum. Onu... Bak bak. Abi acayip gıdıklıyor ya. Bak, sesleri duyuyorsunuz mu? Tükürük ettin, leş ettin kolumu ya. Gel. Pençelerine bak sonu. Bu ileride var ya. Gel hadi seni bırakayım, al abi. Yalnız ayının kokusunu da ilk kez böyle yakından görmüş oldum. Ayı kokusu denen farklı bir kokusu var abi. Evet. Bir daha koklayayım mı? Evet, ayı yani... Ben alışmışım. Gerçekten şimdiye kadar kokladığım hiçbir şeye benzemiyor abi kokusu. Ayı kokusu. Evet. Soner bir koklasana. Kokladın mı? Ayı gibi kokuyor. Ayı kokusu diye bir şey var demek ki abi. İlk defa böyle bir koku aldım ben. Daha önce tecrübe ettiğim bir koku değil yani. Vallahi ben de hiç alışmışım, hiç bana kokusu gelmiyor gibi geldi. Tabii hayvan yalamasına, emmesine alışkınız da bu kadar keyifle emenini ilk defa gördüm. Bak,
Bunların uzun müddet emme içgüdüsünü kaybetmiyor. Yani oy 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 oy, ne güzel, ne kadar tatlısın, ne kadar. Ne kadar tatlısın. Soner, sen almayacaksın bucağına. Ne yapmak lazım? Aynen. O senin döner, senin koluna döner zaten. Ha, öyle izin ver. Aynen. İzin ver. Hadi bakalım çocuk. Hop. Tam bir oyuncu ya. Evet arkadaşlar, şimdi teraryum alanına geldik. Aslında benim bugün en heyecanlandığım nokta. Niye? Çünkü beni sen heyecanlandırdın biraz abi. Bu timsahları beslerken neye dikkat etmem gerekiyor? Şöyle yanına yani, doğru geçerken. Evet, şimdi şu an timsahlarımız aç. Yani sen bugün geldin, şansına besleme zamanına geldin. Aç, aç oldukları için direkt insanın üstüne gelebiliyorlar. Çünkü onlar beslenmek için geliyorlar. Yemek biliyorlar için, yemek vereceğimi. Yemek vereceğimizi biliyorlar. Hızlı bir şekilde üstüne doğru gelirler. Yani kapmak için. Yani ilk ben kapayım içgüdüsüyle gelirler. Şimdi onların içeri gireceğiz beraber. Kontrollü bir şekilde kendimize dikkat ederekten. Çünkü sonuçta yırtıcı bir hayvan. Kendimizi ısıtmayalım. Yani evet. Yapacağımız şey, bunu ucunu şuradan sıkıyorsun abi. Evet, bu makas gibi işte, pense gibi. Soner, abi sen, kaç Soner, tane var Soner, geliyor seni önden alalım Soner, şu yukarıda dur sen. Abi dur, geliyor geliyor geliyor. Soner yukarı çık sen. Of, yukarı çık Soner sen. Soner'e gelin, gelmezler değil mi abi? Kaç kaç. Anlamaz, kaç. Sola 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 sola. Soner kaçma. Sen dışarıdan Soner, çek. Soner kaçma sen, iyi. Sen dışarıdan çek Soner. Ağızlarına baksana abi. Dur dur, sen dışarıdan çek onu. Şimdi böyle. Sesin. Dışarı buraya kaçarlar mı abi? Ya kaçabilir ama işte biz onu engelleyelim. Dur 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 dur. Dur abi. Dur bir dakika ya. Ben halledeceğim bu işi. Bak. Evet. Timsah terbiyecisi Harun Köybaşı bu işi nasıl hallediyor izleyin abi. Kendimi kaptırmadan. Bayağı da yaklaştılar. Önce şu tarafa kaçırsam mı ben? İstersen dışarıdan yemleme yap. Gelin bu tarafa gel. Gel. Şşt. Buraya gel buraya. Bu tarafa gel. Gerçi yok abi. Bunlar öyle şey canlılar değil ki. Şimdi bu zaten bunu alınca bizi görmez değil mi? Yani çekim telin arkasından olacağı için o alınca gitmeye de bilir. Elime geliyor bak o da. Abi biz bunu kaçırdık ya, yanlış zamanda şey yaptık. Ben onu ayarlayacağım. Ayarlayacağım. Bizim bir tane şeyimiz olması lazım. Başka bir sopamız olması lazım. Gel. Buraya geldiklerinde gel. Gel. Bu tarafa gel. Az da ileri götür. Sonu sen iyi gidiyordun içeride yalnız. Bayağı geldiler, ben sıkıştık zannettim içeride. Neyse bir tane yesin. Yesin boşa. Ha o yedi, o gelmez bir daha değil mi? Ben soğukkanlı bir şekilde normal. Şimdi sen şunu elimden kıstır oradan al. Ben şimdi açacağım. İçeri evet. İçeri sen de aslında içeri. Sen yukarıda dur, sana abi gelmeyecekti. Gelirse... Sana gelmeyecekti aslında. Arkasından çek ya da oradan görüntüyü al. Şimdi bana bir dakika. Sonu sen kreninden çıkart istiyorsan onu. Ne? Kreninden çıkart. Hadi hazır ol. Hazır. Gelecek geliyor. Şimdi. Şimdi gelecek. Geliyor. Sen de gir. Arkamda durma sonra. Elimdekini alıp sana saldırmaz. Önde uzat. Ha, elimdekini alınca bana saldırmaz mı? Saldırmaz. Sen o geldi mi de onu uzat. Sen de şöyle yana doğru yürü. Ona yak, şeyine hadi yürü. Hadi Harun diyorsun sonra. Çekimi yakala. Hayatımda kaç kere timsah besledim ben. Tedirgin olma. Çok güzel, çok güzel. Al hemen bir tane daha. Al bir tane daha. Şimdi ötekine. He, şimdi tamam, ben anladım sistemini. Gel. Evet. Timsah da besledik he. Artık sana gelmez mi artık Soner'e? Abi. Ha, şimdi o yemeği yiyecek o artık. Yemeğini. Gözünü çek. Aslan beslemekten bir, tehlikeli miymiş? Vallahi aslan, bak aslanın yanına girdik, bu kadar heyecanlanmadım. Yemin ediyorum. Ama koşuyor, üstüne koşuyor ya abi. Koşuyor tabii. Insanı. Aynen. Zaten ona güveniyorum abi. Ağzına uzansam bunu tutsam bunlar. Tut, kaçacaktır zaten artık. Bundan sonra kaçmaya gider. Uyuyor abi bu. Tamam.
He, yuttuğu zaman korkutuyorsun ha. Onun için eti yutuyor. Çeker biraz. He, aynen aynen. Gel sonra tamam. Fazla şansımızı zorlamayalım. Eyvallah abi. Siz bunları doyurun. Abi gerçekten acayip bir duygu ama o elindeki şeye tak diye vuruyor ya. Tabii ben senin böyle o anda adrenalinini hissettim. Var değil mi adrenalin? Abi ne sen ne diyorsun? Adrenalin ne kelime ya? Şimdi sana bir sürprizim daha olacak. Sana piton vereceğim. Harbi mi? Dev pitonu senin eline vereceğim, çıkaracağım. Boyu kaç abi? Yaklaşık 4 metre falan. O 4 metre. 4 metre yaklaşık bir boyu vardı. Sıkma şeyi falan olmaz değil mi? Boğuyor mu? Yani şey kontrollü bir şekilde elimize alacağız. Sizi boğdurmayız. Nerede yani. Nerede o piton? Canınızı abi? Sıkmayın. Piton şu anda yeri burada. 4 metrelik. 4 metre mi dedim buna? Kaç metre dedin? Aynen yaklaşık 4 metre filandır. Zaten 3 metresi taş da. Uzadığı zaman daha da yani şimdi böyle şey oldu ölçmedim yani tam net de yaklaşık 3-4 metre vardır diye düşünüyorum. Hayatımda ilk kez mesela 3-4 metrelik bir pitona bu kadar yakın duruyorum. Abi. Ele alacağız. Buna ben şimdi hiç girmesem şöyle ya. Şöyle boyunu bir görsün diye uzamasını izin veriyorum şu anda. Yani şöyle yol veriyorum ona. Yoksa siz bunu üst üste atıyorsunuz şimdi, ki topluca şimdi, dursun diye. Hani şöyle bir bak bakalım sence kaç 4 metre var mı? 4 metre var herhalde evet. Vardır herhalde bir attı. Hani... Ya şunu doğada görsem ne yaparım diye düşünüyorum abi. Ya yapacağın tek şey var birader. Kaçacaksın. Kaçarsın. 4 metrelik dev piton. Kaç yaşında bu abi? Deri değiştirmeye başlamış. Abi? Yok o kenara şeyin altına kaçmayı düşünüyor da. Abi bunu ben almayayım ya. Gel. Erhan abi bunu ben almayayım ya. Abi ya şu bir dokunabilir miyim önce? Ben hiç hayatımda abi, yılana ben. Ben biraz onda şey yapayım. İyice sakinleştiğine emin olayım ben. Deri değiştirme zamanıymış şu anda. Deri atıyor bak fark ettin mi? Abi soğuk hayvanlar ya böyle abi. Yani Soner gel sen kamerayı bana ver de sen gel Soner. Çok büyük abi ben yapamayacağım. Bir de çok soğuk böyle bir acayip. Sen ver kamerayı bana. Evet abi 4 metrelik 4 bir metre pitonu olursa, boynuma aynen, dolayacağım. Altına gireceğim. Oğlum. Ne yapayım abi şimdi? Şöyle altından şöyle tut. Şöyle. Oğlum. Lan. Şu şeyin bak. Abi orada. Boğuluyorum lan. Sıktı mı? Aynen sıkıyor. Sıktıysa ben yardımcı olurum sana. Aynen. Bu ne yapayım şimdi? Ha, şu elini şuradan ayır. Bak şöyle. Hmm. Ha, şu elini şuradan ayır. Düştü. Ana. Abi boynuma bir sıktı yalnız. Abi bu böyle bir şey yok lan gidiyordum ha. Tamam. Tuttum abi. Korkma. Tamam dolayın abi. Al şunu da şuradan. Nefes alamıyorum ha. Ana. Çok sıkma kafayı. Ana lan boynuma bak. Vallahi değişti lan. Vallahi değişti adam ya. Vallahi değişti lan. Sıkıyor lan şu an. Alalım da. Çıkaralım lan. Abi sen kayıttan çıkmıyorsan ne yapacağım ya. Çıkma sen yanıta olur. Oyun oynuyor. Ben de sana ne yapacağım tamam. Asla sıkıyor da. Alırım. Abi şöyle ben çekerim senden de. Oğlum acayip sıkıyor lan. Oğlum çok kötü. Mikrofonu değiştirdim. Soner sesin gelmiyordu çünkü. Bir daha konuş. Harun boynum tutulmuş durumda. Yemin ediyorum kırılacak gibi şu anda. Bak biraz daha sıksan. Hocam bak rengim değişti. Onu Neyse çok zorlama da bırak istersen. Abi. Alalım mı? Oğlum nasıl bir şey lan bu? Manyak. Bilerek mi yapıyorsun şu an? Yok vallahi yemin ediyorum bilerek yapmıyorum ya. Acayip sıkıyor şu anda var ya bak. O kadar kitlemiş ki. Abi bu kadar kitlemiş ki yavrum. Damarlar çıktı. Baksana bir yakından çekebilir misin abi? Bak oğlum sesim rengi değişti oğlum. O derece gırtlağı abi sıkıyor. Evet abi. Abi alabilirsiniz. Erhan abi. Erhan abi yetiş. Abi alabilirsin. Oğlum. Oğlum böyle bir şey yok lan Harun. Of. Sen acayip ağır o kadar hafif. Abi sen istiyor musun? Yok abi ben almayayım ya. Bizimle böyle bir kitabımız olsaydı. Harun var ya bak boynum kırılacak. Biraz daha sıksa yemin ediyorum boynum kırılacak. Abartmıyorum. Bak şeylerin falan şişti. Zaten mikrofonun sesi falan gitti. Buralarına falan şey olmuştur zaten bak.
acayip bir kuvvet ya. Bu yani kuvveti şey yapmak var ya Harun, böyle acayip yemin ediyorum var ya, bir 500 kilo falan vardı ağırlık. Belki daha fazladır. Hem bir yandan ağır, artı bir de şey yapıyor. Bir yandan da sıkınca ekstra. Bak yere bıraktım ya, dengem bozuldu. Acayip hafifledim o kadar ha. O derece hafifledim. Dengem bozuldu. Manyak seni, şey abi. Seni de sıkıyor mu böyle abi? Ya şimdi biz daha çok tutmasını bildiğimiz için kendimizi koruyoruz. Şimdi şey Soner biraz böyle şey durdu, rahat durdu. Ona izin verdi. Mesela ben ona saracağı, nereden saracağım, nereden sıkacağımı bildiğim için tutuşlarımla kendimi koruyorum. Ama sen kendini ona bıraktığın için o sıktı. Ben biraz tüyo verseydin. Ölmeden kurtaracağımı biliyordum. Ulan ya, ama oğlum, güzel bir tecrübe oldu yani, iyi oldu, oğlum, güzel bir çekim bir oldu. Muazzam harun var ya, o derisini hissetmek, o ağırlığı, o seni sıktığı anı, renginin değiştiğini, ses tellerinin var ya, değiştiğini hissetmek var ya, çok acayip bir duygu abi gerçekten. Ufak yollu ölmeyi tattım diyorsun yani. Vallahi bak, doğada falan denk gelirsem zaten artık kaçabilirsem kaçarım, kaçmazsam keyifle de bunu kendim yemeden yani. Hak ediyor, sonuna kadar hak ediyor. Öleceksen yani. Bunun elinde öle. Vallahi ya. Özellikle bugün maymunlara değinmek istemedim çünkü maymun ısırığı izi kolumda hala duruyor. Sağ solu çok belli olmuyor hayvanların. Hele bir de bir tane de değiller. Çok fazlalar. Maymunlara dedim hiç bulaşmayalım bugün. Maymunlar ama bir tek severe yolun düşerse sen maymununla beraber gene bir interaction yapacağız. Olur. Yani öyle bir programımız şey olsun. Soracağım abi, goril mevzusuna değindim biraz önce. Goril dedin, belki hayvanat bahçesi sistemindeki en tehlikeli hayvan dedin. Neden abi? Çünkü hem akıl hem güç var gorilde. Goril akıllı olduğu için ve gücünü de aklı beyniyle kullanabildiği için yani hatayı affetmez. Kafesten kaçmak için plan yapar. Yani o yönden daha goril olan hayvanat bahçeleri daha tedbirli olması gerekir yani. O yönden. Dediğin gibi hatayı da affetmez gerçekten. Bir de gorillerin o şeyleri de biliyor. Alıyor yerden yere vuruyor. Aynen. Şeyi. Yani çok tehlikeliler yani. O anlamda maymunlardan aslında genel olarak bir tık uzak durmak lazım. Ben maymunlardan korkuyorum abi ama buraya yeni hayvanlar geldiği zaman irtibatta kalmak istiyorum sizle. İzleyicilerimizle de yeni hayvanları böyle yine eğlenceli besleme şeyleriyle falan aynen, tekrardan buluşturalım. Ben de gerçekten iyi ki geldiniz. Tanıştığıma memnun oldum. Gene her zaman beklerim yani. Evet. Her zaman yolunuz düştüğü zaman Antalya'da artık bir yani mekanınız var. Teşekkür ederiz abi. Ben burada izleyicilerimizin huzurunda bizi burada bir araya getirdiği için Denizli'den Oğuzhan kardeşimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Ben de selam Oğuzhan söylerim. Kardeşimiz sağ olsun burada bizim Yasin abiyle bir araya getirdi. Yasin abi de seninle tanıştırdı bizi. Burada çok güzel eğlenceli bir gün geçirdik. Ben çok keyif aldım abi. Umarım izleyicilerimiz de beğenmiştir. Eğer beğendilerse zaten videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve olumlu veya olumsuz yorumlarını yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasınlar. Yepyeni Alaturkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.